Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe kariyerimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Hemen öncelikle eller bir like'a gitsin lütfen, unutmayalım. Sevgili arkadaşlar, inanılmaz bir kariyer devam ediyor. Başakşehir 75 puanda, biz 72, Galatasaray 71 ve Galatasaray derbisiyle bu maçta Galatasaray derbisi oynayacağız. Burada düşündüğüm şey şu: ben Başakşehir'le aynı puanda olursam, eğer Başakşehir'le ilk maçımı kaybettim galiba ben Başakşehir'e simülasyonda, onlar mı acaba benden daha üstü olacak yoksa normal averaj mı? Onu bilmediğim için şu anda biraz tedirginim. Ama önümüze bakmamız lazım. Galatasaray mücadelesine bakmamız lazım. Önce Galatasaray maçını kazanıp daha sonra da ilerleyen haftalarda Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Ya hoş geldiniz, kariyerimiz başlasın. Bir önceki maçın sonucu bu kadar, bu maçı sadece etkileyecek mi? Zorlu bir galibiyet, önemli bir asist, daha fazla zorlu bir galibiyetti, evet. Evet, Galatasaray muhtemel 11'i bu şekilde. Marcao sol bekte oynuyor, niye bilmiyorum. Ona tabii maç içinde bakın, Lines ön libero'da biraz sıkıntılı bir kadrosu var şu anda Galatasaray'ın. Bizde Tisserand falan gerçekten çok yorgun ve bir türlü iyileşmiyor ya. Ya bir türlü, Baudu falan yorgun çıkıyormuş maçlara. O yüzden öyle şeymiş. Ben de diyorum ki lan bunlar niye bu kadar yorgun çıkıyor? Şimdi Tisserand'ın yerine o zaman mecburen böyle yapacağız. Serdar Aziz'i koyacağız. Buraya nerede bizim şey, Nazım. Tamam, Nazım Sangare burada oynar, sıkıntı yok. Osayi çok yorgun, oraya Burak Kapacak koyacağız. Burada tamam, Ferdi Kadıoğlu bayağı yorgun. Oraya bir bizim Rico Henry'yi koyalım. İşte arkadaşlar, burası benim için önemli. Bana burada Samat da lazım. İlk defa Samatlı'yı koyacağız. Neden lazım? Çünkü hızlı forvet lazım. Baktığım zaman Samat da Batuhan'dan daha hızlı ve overall'ı çok daha iyi. Valencia'dan da daha hızlı değil ama overall'ı daha iyi. Şutu daha iyi mesela Valencia'dan Samatlı'nın. Bu maçta Samatlı'ya ihtiyacım olacak. Ozan Tufan garibim artık çocuk. Bütün maçlarda oynamaktan mahvolmuş. Buraya da bir perkas yapalım istiyorsanız. Galatasaray ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. İşte şampiyonluğu etkileyecek maç bu maç. Puan durumu şu anda ekranlara gelecek. Mesut Özil şu anda hazırlanıyor. Gerçekten müthiş bir atmosfer. Yılların derbisi, dünya derbisi. Bakalım neler olacak. Şöyle bir Galatasaray stadyumundayız. Deplasmanda oynuyoruz. George Hagi şu anda ekranlarda arkada görüyorsunuz. Ve çok çok önemli bir maça çıkıyoruz. Çok çok önemli bir maça. Muslera kalede. Serdar Aziz. Kaptanlığı hala Ozan'a vermemişiz, unutmuşuz, Allah kahretsin. Neyse. Dürbünler tıklım tıklım dolu. Çok iyi bir maç olacak. Fenerbahçe 72, Galatasaray 71. Beşiktaş arkadan geliyor. Aa, Beşiktaş 59'muş, pardon. Sivas Spor kurtulmaya çalışıyor. Ooo, tribünlerdeki gürültüye bakar mısınız? Harika atmosfer. Her şey şu anda. Her şey hazır şu anda. Tribünler inanılmaz bağırıyor. İnanılmaz bir ses var. İnanılmaz bir ses var. Ve Galatasaray ilk düdükle maçı başlayacak. İlk düdük Falcao ve Gatson'la Galatasaray mücadele başladılar. Burak geldi, topu aldı. Şimdi orta sahada Pelkas var. Mesut Özil aşağıya doğru oynadı. Kim var orada? Rico Henry. Oynayıp güzel bir pas. Sörloth. Sörloth. Abi Sörloth. Orada ağır kaldı biraz. Şimdi ceza dışına bir şut kaleci Muslera. Bir şut kaleci Muslera. Bir anda boşluk yakaladı Samatta. Yürü diyor. Yürü diyor Samatta ya. Samatta. Samatta döndü. Sörloth atabilecek mi? Sörloth cezasını da Sörloth sığınabilecek mi? Hayır, açtı. Rico Henry. Git git git. Sörloth vücudunu koydu. Gelin diyor Mesut Özil. Şimdi Rico Henry, gir içeri. Rico Henry ceza sahasına girdi. Rico Henry vuracak mısın? Rico Henry sıfırdan vurdu. Muslera. Sörloth git diyor Samatta'ya. Samatta'ya git diyor. Samatta geçemeyecek mi? Sörloth şimdi kim olsun? Sörloth geri gidiyor. Sörloth ceza sahası içerisinde. Sörloth kapattı, köşeye vurdu Muslera. Etkili geliyoruz. Bir orta. Sörloth çıktı vurdu, olmadı. Kim olsun? Kim var orada? Pelkas mı var? Serdar Aziz. Penaltı. Hakem baktım, vermedi İtalyan. Mesut, 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 Mesut. Bir anda çok büyük hata Galatasaray'ın yapmasından. Çok büyük hata Galatasaray'ın yapmasından. Mesut Özil geldi. Köşeye gitti. Vurdu direğe. Golün golün sevinci. Mesut verdi gol. Mesut birisini yaptı. Galatasaray'ın deplasmanında 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. Tekrar tekrar izliyoruz. Çok büyük bir hata. Çok büyük bir hata. Getson sanırım. Mesut geldi, aldı. Vurdu, attı golünü. Getson'ın çok büyük hatası. Mesut Özil. Muslera uçtu ama yakalayamadı. Mesut'un harika golü. Harika asist. Pardon, harika pres ve harika gol. Bu hata tabii ki yapıldığı için mutlaka yine kötü düşünen kardeşlerimiz olacaktır. Biliyorum bazı arkadaşlar bundan sıkılıyorlar. Ama ne yapayım arkadaşlar, görüyorsunuz kötü kalp çok, şöyle ikisini de gösterdim size. Yani her zaman olduğu gibi gösterelim biz. İlk yarının son düdüğü çaldı. İlk yarıda 1-0 üstün kapatıyoruz ama çok tehlikeli bir takım rakibimiz. İkinci yarıda dikkatli oynayacağız. Yürü Samatta.
Bir tane böyle gol atmıştım uçan Tanzanyalı diye. FIFA yeni çıktığındaki şeyde bölümde. Serdar Aziz geldi. Bu faul yapması lazımdı. Allah'tan rakip faul vermedi. Şimdi İrfan Can aldı. Sörlot'tan güzel bir pas Mesut'a. Mesut'tan Samatta'ya. Samatta şöyle bakıyor. Kim var? Burak Kabaçak var. En yukarı. Yürü diyor. Ceza sahası dışına doğru. Son anda Rico Henry'e baktı kaleye. Kale müthiş hareket. Arka direkt Samatta çık vur. Olmadı. Bizde kalsın o. Atilla Salah vurdu. Şimdi Rico Henry. Baskımız inanılmaz. Bir gol daha olur mu? Samatta istiyor topu. Samatta istiyor şimdi. Samatta hızlı oyuncusun. Yürüme Samatta. Yürüme Samatta. Samatta gole gidiyor. Samatta! Ligin başından beri oynamadı. Oynamadı. Ve bugün Bodrum'un biliyorsunuz hani bir çekmesi vardı. O yüzden dedi ki hocam bugün ben oynayacağım dedi Samatta. Oyna lan dedik Samatta ya. Samatta'yı formasından çekiyorlar. Bakın ama Samatta girdi, vurdu, golünü attı. Atilla Salah canı erken değişikli olsun mu diyor. Evet olsun çünkü Salah bayağı bir yoruldu. Samatta girdi uzun zamandan sonra golü attı. Bayağı yorgun oyuncularımız var arkadaşlar. Hemen şöyle bir şey yapalım. Şimdi Osta'yı sen biraz dinlen maçta. Caner sen Atilla'nın yerine gir çünkü çok yorgun. İsmail Yüksek, İrfan Can zaten yorulmuyor İrfan Can niye bilmiyorum. Ferdi'yi Özil'le değiştireceğim bu sefer. Ferdi'yi Özil'le değiştireceğim. Pelkas nerede? Pelkas orta sahada tamam. İsmail Yüksek'te şeyin yerine girsin. Osa'ya girebiliyor mu başka? Kaç oyuncu değişik lan? Bak gördün mü? Daha yok. Tamamdır. Şimdi kontra atak Ferdi Kadıoğlu. Ferdi yetişemezsin çünkü sonradan girdi önüne. Ferdi hızlı. Ferdi gidiyor. Ferdi. Atabilecekler Ferdi. Müthiş sıyrıldı Ferdi. Cihaz aslında son çizgi. Oo hocam. Hocam faul yok mu? Offside. Offside hocam. Aa offside de vermediler. Falco. Orada tabii ki o da artık yaşlandı. Ağır kalmaya başladı. Şimdi aldı. Araya Sörlot'a doğru. Sörlot. Muhammed Sörlot. Muhammed Sörlot yukarı atabilecek misin? Attı. Rico Henry var orada. Rico Henry döndü. Sörlot. Vurdu kaleciye. Ne kalesi defans. El Abdullah'ı uzaklaştırıyor. Top nerede? Aman aman Altay. Altay. Nasıl öne çıktım ama? Nasıl öne çıktım? Şimdi uzun bir top. Gider misin oğlum Burak Kapacak? Gider misin oğlum Burak Kapacak? Gider misin? Samatta çok agresif şu anda takım. Herkes agresif. Getson 2 kişi, 3 kişi herkes basıyor. Bakar mısınız? Vaa! Burak Kapacak kartı gördü ama. Falco, Burak Kapacak kırmızı kart diyor hakem. Burak Kapacak. Sinirli. İkinci sarı kart ve kırmızı kart. Agresifti. Son dakikalarda. Oo direkt kırmızı olabilirmiş. Direkt kırmızı olabilirmiş. Çok sert. Şimdi son saniye artık ve Galatasaray yarışın dışında. Galatasaray yarışın dışında. Güzel bir maç oldu. Kazanan biz olduk. İnanılmaz bir türbün sesin oluyor ya. Ben bunun sesini biraz açtım mahvolmuş. Evet arkadaşlar kazanan biz olduk. Galatasaray şu anda maçın dışına ligin dışına yarışın dışına ittik. Samatta maçın yıldızı olmuş. Özil 8.7 almış. Çok güzel. Samatta bir golüm var. İrfan Can'ın bir asisti var ve bir golde Özil'den gelmişiz zaten. Maç sonu röportajı vermeyeceğiz. Direkt ilerliyoruz. Başakşehir 2-1 kazanıyor ya. Abi bu nasıl kazanıyor herkese karşı ya? Hocam yani sürekli burada biz kazanıyoruz tamam eyvallah bir şeyler yapıyoruz ama neden abi inanamıyorum ya. Yine Başakşehir sürekli kazanıyor abi. Evet ligde sadece 2 maç kaldı arkadaşlar. Ligde sadece 2 maç kaldı. Ve artık burada Başakşehir'in kimlerle maç olduğunu şöyle bir bakalım. 2 maçın kalmıştı. Şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Kimlerle maçı var. Yani yukarı doğru gelelim. Abi ne kadar çok maç var. 2 maç var dedik daha fazla var galiba. Başakşehir Alanya ile oynuyor. Alanya 7. sırada aslında kötü bir takım değil. O hafta Başakşehir Alanya biz Kasımpaşa ile oynuyoruz. Ve ligin son haftasında Başakşehir Kayseri Spor'la oynuyor. Kayseri Spor'da düşme potasında sanıyorum. Yani 19. 27 puanı var. Belki hani bir tık olabilir mi derken yok. Yani bir maç daha var gözüküyor ama şöyle bir bakalım. Bizim bir maçımız daha mı var yoksa ya? Bu devam ediyor böyle. Başakşehir Antalya falan diyor nasıl? Bir dakika ya nasıl oluyor? Mayıs burada 2 maç gösteriyor. Burada başka maç yok. Başakşehir Antalya maçı falan filan ne alaka? Bence daha burada maç olması lazım arkadaşlar ya. Çünkü o zaman 20 takım olduğuna göre 40 maç olması lazım. 33 maç var daha 7 maç olması lazım şu an. Arkadaşlar Kasımpaşa mücadelesi var. Olayın tam olarak ne olduğunu anlayamadığım için. Ne yazık ki mevzuyu çözemedim çünkü. Ben buradan Ankaragücü maçına kadar simülat edeceğim. Kasımpaşa mücadelesini 3-0 kazandık.
Ve Ankara Gücü maçına geldik. Şu anda bakalım Başakşehir ne yaptı? Başakşehir de kazandı. Yani ligin son maçına mı giriyoruz şu an? Ne oluyor hiç bilmiyorum ama ilerliyoruz bakalım. Evet, Ankara Gücü ile karşılaşıyoruz. İlginç bir hafta. Ne olduğundan hiç haberim yok. Kim ne yapıyor, ne ediyor? Şu anda lig ne durumda bilmiyorum ama sona doğru geldik. Evet, ligin son maçı mı acaba? Gerçekten bilmiyorum. Şu anda Ankara Gücü ile karşılaşıyoruz. Biz maçımızı kazanalım ve gerisini artık oyuna bırakalım. Haydi çocuklar. 5 defans mı oynuyor bunlar? Ne yapıyor ya Badu? Badu'dan bir pas. Osay Samuel'in önüne. Osay Samuel kendisi gidiyor. Osay Samuel döndü bir anda. Osay Samuel ceza sahasına baktı. Badu ya Badu. Müthiş hareket Badu. İlk dakika Badu. Bir hafta forması harika almıştı. İlk pozisyonda hem vata çıkardı hem de şart. Şöyle bir bakıyoruz. Yeni bir gol sevinecek bu. Ve asker selam veriyor. Asker selam veriyor. Koçum Badu asker selamıyla. Mehmetçi'ye buradan bir gönderme yaptı. Onları da unutmadığımız yaptı. Boğdu süper geçti hareketiyle ve 1-0 öndeyiz. Kafam hala Başakşehir maçında benim. Dörlot baktı. Geçmedi Boğdu'ya. Boğdu bir daha diyor. Sıkıntı yok diyor Boğdu. Geçmeye çalıştı Boğdu. Mesut Özil'e bakıyor. Mesut da bir pas Mesut Özil. Karşı karşıya Mesut vurdu. Biraz geç kaldı Mesut. Uzan gel oğlum gel oğlum. İrfancan sen de. Açık vermeyin sakın. Açık vermeyin. Aferin İrfan. Aferin İrfan. Hızlı çıkmaya çalışıyoruz. Boğdu. Atabilecek mi Sörlot'un önüne? Hakeme baktım. Offside yok diyor. Sörlot gole gidiyor. Sörlot. 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 2-0 oldu. 2 gol. Attacking gol. İlk yarıda 2-0 öndeyiz. Diğer taraftan gol bekliyoruz. Diğer taraftan gol bekliyoruz. Geldi. Aduket çekti. Aduket yaptı. Ve hepsi öldü arkadaşlar. Sevgili dostlarım şu anda yeniyoruz ama yani diğer tarafta neler oluyor? Diğer maçlarda neler oluyor bilmiyorum. Boğdu. Hızına güveniyorum Boğdu'nun. Fırtınanın oğlu Boğdu gidiyor. Fırtınanın oğlu Boğdu gidiyor. Fırtınanın oğlu Boğdu'dan müthiş bir gol. Şov yapıyor çok. Normal gol atıyor. Ayakta atıyor. Bilmem ne atıyor. Aşırma atıyor. Uçak yapıyor. Ve yoruldum diyor. Yoruldum. Artık yoruldum hocam diyor. Ne olur diyor bakın. Burada güzel bir gol. 3-0 yaptık. 17. golünü attı. Hem de bu takıma ikinci dönem gelmiş olmasına rağmen. İkinci dönem geldi. 17 gol birden attı. Evet. Alper Potuk sakatlandı. Artistik yapıyordu Fenerbahçe'ye. Ve şu anda yerde arkadaşlar. Tekrar izleyelim. Sörlot. Öyle artistik yaparken ayağına tekme attı. Ve ilk yarının son düdüğü ilk yarıda. 2-0 öndeyiz. Bakalım şimdi şuradan. Skor gelecek mi arkadaşlar? Skor var mı? Skor. Evet şöyle bir bakıyoruz. Galatasaray 2-0 önde. Aşağı doğru ilerlemek istiyorum ama aşağı doğru niyeyse ilerleyemiyorum arkadaşlar. Ha ilerleyebiliyorum. Başakşehir şu anda Antalya ile beraber 1-1 berabere. Haydi oğlum Antalya be. Haydi oğlum Antalya be. Gerçi 1-1 olsa bile 1 puan oluyor yine şampiyon oluyor. Ha. Antalya bir gol daha atıp oğlum. O sayı. Kendi gidiyor o sayı. O sayı. Ceza sahası dışında. Özil top istiyor. Bir kere de ben vuracağım diyor Özil. Şöyle baktı. Şöyle döndü. İrfan Can'a. İrfan Can hayır dedi. Ferdi sen vur dedi. Ferdi vurdu. Kaleciden önce oyuncu. Abi Ferdi o kadar kötü vurdu ki oyuncu topu çarptı ya kaptı. Elikeli gülüyor Ankara Gücü. İyi ver kaçlar yaptılar. Ceza sahasında Altay. Altay bir anda. Orada Altay yapacak mı diye baktılar ama yapmadı Altay. Osay Samuel arka direğe baktı. Orta geldi. Sörlot artık bir tane at ya. Güzel orta geldi ama bir tane at Sörlot ya. Evet arkadaşlar oyuncu değişikliği yapalım. 3-0 zaten öndeyiz. Diğer taraftan golle de goller bekliyoruz. Vedat Muriç bayağıdır oynamıyordu. Sörlot'un yerine oyuna girsin. Rico Henry, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna girsin. İsmail Yüksek'te Ozan Tupan'ın yerine girsin. Çocukcağız her maç yeter ya. Erik'e giriyor Ankara Gücü. Offside var mı hakem baktım. Saba girdi. Ceza sahasında. Orada Altay müthiş kurtardı Altay. Altay'dan mükemmel kurtarış. Şimdi orada harika bir pas açısı. Şimdi Rico Henry. Fırtınanın oğlu Rico Henry gidiyor. Fırtınanın oğlu Vedat Muriç'e. Vedat da Sina Muriç. Oynat beni hocam diyor. Oynat beni hocam. Vedat Muriç. Hocasına koşuyor hocam diyor. Teşekkür ederim böyle maç oynattığın için. Hocam gel diyor. Hocasına gelmiyor ama. Anlaşmazlık oldu orada. 4-0 yaptık. Deplasmanda tam bir şampiyon takım gibi oynuyoruz. Rico Henry çok güzel getirdi. Vedat önüne. Vedat şöyle baktı. Kalecinin kapattığı köşeye vurdu bu sefer. 4-0 öndeyiz. Rico Henry kendi gidiyor. Rico boğdu. Şimdi aldı orada kim var? Osay Samuel var. Osay Samuel son çizgi indi. Osay Samuel ceza sahası. Rico Henry arkaya. Bir çıktı. Yarım vole pardon. Vedat Muriç.
Sinirlendim ben bu iş. Beni niye öğrenmiyorsun hocam diyor. Bakın ben diyor yavaşladım hocam da benden önce var diyor. Vir oradan yanık ama geçti. Dakika 90. Şampiyon kim oldu? O sette bıraktım. Evet. Ne oldu, var mı bir şey? Bir sevinç falan var mı bizde, bir şampiyonluk sevinci? Galibiyet sevinci var ama şampiyonluk sevinci göremiyorum. Göremiyorum. Üzgünlük var biraz. Vallahi çözemedim olayı. Vallahi olayı çözemedim. Lig bitti, şampiyon olmadık galiba ya. 4-0 kazandık. Şut bile çektirmedik. Mükemmel oynadık ama şampiyon olmadık galiba. Bakıyorum. Başakşehir'e. Ne durumda Başakşehir? Göremiyoruz. Ne oluyor ya? Bunlar 38 maç yapmış. Ben 35 maç yapmışım. Nasıl oluyor ya? Bir dakika dur. Başakşehir 89 puan mı? 89. Bir dakika dur. Ben 81'dim. O benden 3 puan öndeydi. 2 maçını da kazanmış o zaman. 84'tü. 84, 87, 89 olamaz ki ya. Ya Başakşehir benden 3 puan ön değil miydi? Tamam. Ben şimdi 81'im. O benden bir maç daha kazanmış olsa 84 olur. Sonra 87 olur. 89 olamıyor ki. Nasıl olacak ya? Allah Allah. Bir kere bu nasıl 38 maç yapmış abi? Onu anlamadım. Benim başka maçım var mı? E benim başka maçım yok. Ben ne yapacağım şimdi? Gençler Birliği maçı var diyor. Allah Allah. Arkadaşlar Gençler Birliği maçı var diyor. Gençler Birliği oyuncularının şeylerine bakar mısınız? Staminalarına. Vallahi ben bu oyunu çözemedim ya. Eğer ben de 80... benim de 38 maçım olacaksa eğer. Ben de 38 maç yapacaksam eğer arkadaşlar. Şimdi 85 puanım var. 81. Bir daha kazansam 84. Bir daha kazansam 87. Bir daha kazansam 90. O zaman şampiyon mu oluyorum 3-3 yaparsam acaba? Şampiyonları garantilemek için, şampiyonları garantilemek için diyor. Bir dakika dur, garantilemek falan filan değil. Şimdi sevgili arkadaşlar, Gençler Birliği maçımız var. Anlayamadım, hiç mevzuyu çözemedim. Hızlı simülete diyoruz. Gençler Birliği maçında 4-1 kazandım. Sörlot 3 tane birden atmış. Eyvallah, teşekkürler. Şimdi ne oldu? Şimdi Trabzonspor maçı geldi. Nasıl oluyor ya? Şimdi bu oyuncularım inanılmaz yavaş. Aynı gün içerisinde Trabzonspor maçını da mı oynayacağım ben şimdi? Ben ne oldum abi şimdi? 84. İki maçım eksik. 84 mu oldum? İki maçım eksik. Burada maçım daha göstermiyor. Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan anlayabiliriz. Bir dakika. Nerede? Takvim nerede? Şimdi Fenerbahçe Gaziantep maçı var. Bakın orada. Yanda görüyorsunuz. O maç var. Oynanmamış. Bir de Fenerbahçe Trabzon maçı var değil mi? O nerede? Evet, bizim kadromuz da bu şekilde. Rakibin kadrosu da o şekilde. İki takımın da şeyi yok. Siz söyleyin. İki takımın da şu anda görmüş olduğunuz gibi kondisyon hiçbir şeyi yok. Hiç olmadı biz daha biraz daha değiştirelim. Vedat Muriç yapalım. İşte buraya ne bileyim. Kapaçak yerine o sayı yapalım. Az önce oynuyordu o sayı. Arkadaşlar Gökhan Gönül'ü buraya koydum. Mert Hakan'ı buraya koydum. Önlerine Pelkas koydum. Valencia, Vedat Muriç falan çünkü. Sadece iki tane stoperimin hiçbir tanesinde şey yok. Güç yok. Bu şekilde bunu mecburen Trabzonspor'a karşı oynayacağımız maçta simülete edeceğiz. Şöyle bir bakıyorum. Hızlı simülete diyorum ve... 2-0 kazandık. Pelkas ve Gökhan attı. 0 şutu var. Çünkü zaten adamların gücü yok yani. Ne olacak? 9.9 almış bu arada Pelkas. Ve şimdi son maçım var mı benim? Benim son maçım var mı? Ve son maçım var. Ve evet son maçım var. 87 puanımız var. Kazanırsak arkadaşlar şampiyon oluyoruz. Kazanırsak şampiyon oluyoruz. Evet, rakibimizi görüyorsunuz şu anda. Koçak hali kalmamış. Bizim takımda da Serdar Aziz ile Salah'ı aynı şekilde. Yani aynı gün içinde maç yapıyorlar. Aynı gün içinde. Şimdi buradan bir kere Sörlot'u, bir dakika benim kadrom böyle değildi ki. Nerede benim kadrom, ana kadrom? Samatta'yı oynatalım. Badu oynasın. Burada Ferdi Kadıoğlu'nun yerine kim oynasın? Tiam olur mu? Bakalım. Bakacağız şimdi, bir dakika dur. Okan Gönül Serdar Aziz'in yerine burada oynar. Atilla Salah'ın yerine Caner Akın oynar mı? Oynamaz. Yani çok kötü. Ancak İsmail Yüksek belki burada oynayabilir. Şöyle bakıyorum. İsmail Yüksek -10 diyor. Şöyle bir şeyler yapalım bakalım. Yine olmuyor. Yani şöyle yapalım. Ozan Tufan oynar mı? Ozan Tufan -10 falan demiyor. -1 diyor. Tamam. Ozan Tufan, Tisyan, İsmail Yüksek. Buraya bir Mert Hakan yapalım. Mert Hakan oynuyor. Özil'in yerine kalsın. Badu, iki tane forvetim tamam. Sağ kanadım, sol kanadım tamam. Yedeklere de gücü olan oyuncu almam lazım. Mesela İrfan Can'ın biraz gücü var. Valencia'nın biraz gücü var. Sörlot'un biraz gücü var. Caner Erkin'e göre Vedat Muriç'in var. Batuhan Kör mutlaka burada olsun. Rico Henry'nin yerine. Enis Destan olabilir. Enis Destan'ı da şöyle bir koyalım. İrfan Can'ın yerine. Arkadaşlar kazanırsak şampiyonuz ya. Kazanırsak şampiyonuz. Haydi bakalım, iyi seyirler. Evet, Kadıköy'deyiz. Kendi evimizdeyiz. Şampiyonluk maçına kendi evimizde çıkıyoruz. Şampiyonluk maçına kendi evimizde çıkıyoruz.
Antep takımı çok yorgun. Bizim takımımız da yorgun ama bizim kadromuz daha geniş olduğu için burada bayağı bir avantajlıyız. Bakalım yetişebilecekler mi? Baksana ne kadar zor koşuyor benim oyuncularım da ya. Samat da falan biraz hızlı. Tiam yürüyor. Adamların hiçbir gücü yok arkadaşlar. Tiam ilk maçı. Tiam vurdu. Gendar attı golü. 1-0 öndeyiz. Rakibin hiçbir gücü yok çünkü. Şu anda 3 maçı üst üste oynuyoruz. Yamayı yapan arkadaşlar lütfen bunu düzeltin. Bak buradan söylüyorum. Rica ediyorum arkadaşlar. Bakın burada bayağı bir şey olmuş ya. İlk dakikalarda ilk golü bulduk. Tiam girdi içeri. Vurdu. İlk dakika 1-0 öndeyiz. Şampiyonluk maçında böyle çıkılır. Böyle öyle yalandan. Öyle şampiyonluk maçına çıkıyorsunuz. Tiam yine unutturdu kendini. Tiam yine unutturdu kendini. Tiam içeri giriyor. İlk dakikalar. Tiam vurdu. Yanlara uzattı Tiam. Samatların pası. Badu. Müthiş gol attı Badu. O nasıl bir şut Badu? O nasıl bir şut? 39 metreden inanılmaz bir gol attı. Bakar mısınız? Müthiş bir bas. Ceza sahasında. Öyle bir yerden vurdu ki gole gitse gider ama hayır dedi. Buradan vuracağım dedi. Müthiş vurdu. Vur oğlum. Vursan artık lan. Kaç tane kamera edecek? Mükemmel vurdu Badu. Badu Ndiaye. Badu Ndiaye. Abi inanılmaz vurduğu için arkadaşlar kusura bakmayın. Kötü niyetli arkadaşlarımız olabilir. Şöyle gösteriyoruz. Bakın. Öbür tarafa geçip bir daha gösteriyoruz. Teşekkür ederim. Ha yukarıyı göstermedin diyecekler şimdi. Tersten gittin diyecekler. Onu da gösterelim. Evet teşekkürler. Rıza sahasında Tisselan çok rahat ya. Çok rahat ya. Yürü oğlum Badu. Badu gidiyor. Badu bu sefer doğrudan. Çıldırdı Badu. Bir tane uzaktan attı havalara girdi. Hoca bak şimdi ne yapıyorsun Badu diyor ya. Özil sarı kart gördü. Rıza sahası içerisine. Orada bir seken top var. Samat'ta uzaklaştırmak istiyoruz. Olsaydı Samuel. Maxim Milikengo aldı. Geçmeye çalıştı ama izin vermedik. Şimdi bir kaydık. Bir daha kaydık. Ozan Tufan girdi içeriye. Vuracak mı? Ozan karşıladı. Aldık. Nereye gidiyorsun kardeşim? Nereye gidiyorsun kardeşim? Kadıköy'de Fenerbahçe. Aman oğlum. Kadıköy'de Fenerbahçe. Çok rahat. Şampiyonluğa koşuyor Fenerbahçe. Tisserant ileri gitti. Şimdi Osay Samuel'in önüne. Osay Samuel. Gücü yok ki adamları gelsin. Bekler Osay Samuel. Vuracak mı? Kaleci geçti. Aşırttı gol. 3-0. Fenerbahçe şampiyonluğa gidiyor. Kalecinin alkışı gördün mü? 3-0 oldu. Osay Samuel kalecinin üzerine geldi. Şöyle bir geçti kaleciyi. Bir de aşırtma vurdu kaleye. Osay Samuel. Evet sakatlıklar var. Tabii ki güç kalmadığı için artık oyuncularda. Oyuncular sakatlanıyor arkadaşlar güçleri kalmadığı için. Evet ilk yarının son düdüğü çaldı. Şimdi artık şeyi bekliyoruz. Devre arasında şeyi göstermedi bize. Ligin puan durumunu. Onu istiyordum aslında ama. Mesut Özil. Mesut sağ ayağıyla. Oğlum sol ayağına vursana ya. Selan Tor'da. Selan izin verme oğlum. Maxim Romaşenko. Güzel. Evet. Vedat Muriş ve Sörlot'u alacağım. Orta kapı gol oynamak istiyorum biraz. Son maça özel orta kapı gol yapmak istiyorum. Tiam orada iyi orta açamaz. Oraya da bir orta açabilecek kim olabilir orada? O sayı sağ ayaklı. O da olmaz. Mert Hakan olabilir mi? O da sağ ayaklı ama. Özil açar. Özil. Özil güzel orta açar. Özil sen buraya gel. Şimdi şuraya da bir oyuncu alacağız. Batuhan Kör oynasın mı çocukcağız? Fatih Burak Kapacak mı Batuhan Kör mü oynasın? Şöyle bakıyorum. Burak Kapacak oynasın şurada. Bu maçta Osei'nin yerine şöyle bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Güzel ortalar yapın çocuklar. Orta kafa gol yapmak istiyorum biraz. İki tane kuleyi alıp orta kafa gol yapmak istiyorum. Sezonun başından beri istediğim şey buydu çünkü. Ozan Tufan çok çekti çocuk. Çok. Sezonun başından beri her yerde oynatıyoruz çocuğu. Lan 3-1'den 3-2'den olmasın aman. Lan bir de maç alacağız derken aman. Tisselan tamam oğlum. Aman. Bir de böyle makara yaparken şampiyonluğu veriyormuşuz. Hayır. Altay baba affetmez. Solot. Buna vurursun tabii. O öbür sağda olduğunu vuramıyorsun. Abi o sayı Samuel'in falan hiçbir gücü kalmamış ya. Mert Hakan git diyor Özil'e. Şimdi Mesut Özil. Solot içeride. Mesut Özil. Offside olmasın. Açtı ortayı. Solot hele çıkıyor orta kapı gol.
Sonunda şu gol sevincini deneyeceğim bu sefer. Değişik bir gol sevinci. Ördek gol sevinci. Ben bir ördeğim diyor. Ben bir kuşum diyor. Kanarayım ben diyor. Özil harika açtı ortayı. Sonra da aynı güzellikte vurdu ve 4-1 mi oldu? 4-1. Arkadaşlar artık son saniyeler. Şampiyonluk için son saniyelere girdik ama yani ben bu oyunu yamadan sonra hani biraz garip garip şeyler olduğu için bilmiyorum. Belki de olamadık yani bilmiyorum. Bak şu anda böyle bir sevinç yok. Mutluluk yok. Ne oluyor? Hani nerede şampiyonluk kutlamaları nerede? Nerede şampiyonluk kutlamaları abi? Şampiyon olamadık galiba. Ne oldu şimdi? Şu anda algılayamıyorum arkadaşlar. Tamam sevinçler var ama hani şampiyonluk sevinçleri yok. Nerede? Bakıyorum şu anda var mı? Orta saha. Evet dağılıyor şu an takımlar. Yo Fenerbahçe ortada. Fenerbahçe ortada hala. Allah Allah çok ilginç. Arkadaşlar şampiyon olmadık galiba ya. 90 yaptım puanım. Nasıl şampiyon olamıyorum? İlerlediyoruz. Şampiyonum. Şampiyonluk kutlaması yok. Vallahi kusura bakmayın da o zaman biz kendi şampiyonluk kutlamamızı kendimiz yapalım arkadaşlar. Hadi hep beraber. 1, 2, 3. Lay 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 lay. Bu Galatasaray'ın şey miydi ya yoksa? Vallahi tam hatırlamıyorum. Arkadaşlar şampiyon olduğumuzu düşünüyorum. Daha da maç olacağını düşünmüyorum. Yani şu yan taraftan bakayım ne olur ne olmaz. Yani ben kazandığımızı düşünüyorum. Şampiyon biz olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle biraz ilerleyelim bakalım. Merkezden takvimden. Evet ilerliyoruz. Şöyle bir ilerliyoruz. Evet. Bakalım. Hala şampiyonum. Evet hala şampiyonum. Ve şampiyon Fenerbahçe oluyor. Kutlaması şampiyon Fenerbahçe. Arkadaşlar 90 puanda şampiyonuz. 89 puanda Başakşehir. 84 puanda Galatasaray. Ligde 91 gol atarak inanılmaz bir skor. 33 gol yemişiz. Fazla gol yemişiz biraz. Başakşehir çok az gol yemiş. Ve ligdeki durumumuz bu. Şimdi geçelim gol krallığına, asist krallığına. Bakalım peki bu durumlar nasıl? Gol krallığı, asist krallığında Falcao 30 gol atmış 36 maçta. Sörloth 36 maçta 21 gol atmış. Yani aslında fena değil ama daha fazla olabilirdi. Benim burada ilginç olan arkadaşlar 16 maçta 18 gol atan. Yani oynamış olduğu maçtan daha fazla gol atan Baudu arkadaşlar. Baudu 18 gol atmış. Giannini falan filan şöyle bir bakıyoruz. Asist kralına bakalım. Giuliano 12 asist yapmış. Salih Uçan çok oynamış. Özil 9 asist yapmış. Gol yemeyen maçta Mustera ve Altay Bayındır. Son maçta gol yemeseymişsin var ya aynı oluyormuşum. Keşke yemeseymişim son maçta maçı golü. Şimdi kadro merkezi arkadaşlar istatistik şöyle bir bakalım. Goller Alexander Sörloth 21 gol 7 asist yani 28 gole katkı 38 maçta inanılmaz ama asıl inanılmaz bu. Adam 16 maçta arkadaşlar 16 maçta 18 gol 9 asist yapmış ya. 27 gole katkı vermiş 16 maçta. Bak ikisi bu 28 gol bu 27 gol 16 maç 2 katı. Osayi Samuel 31 maçta 10 gol 4 asist oynamış bence gayet iyi. Vedat Muriç 7 gol atmış. Fena değil. Ozan Tufan. Aferin Ozan. 6 gol 3 asist. Yani yapılması gereken. Mesut Özil 10 asist yapmış. 5 gol atmış. Batuhan Kör. Sadece 10 maçta oynadı bu çocuk. Ama 4 gol 1 asist. Pelkas 11 gole katkı vermiş. Bak oynadığı zamanlarda. İrfan Can 10 gole katkı vermişti. Ozan kaçtı? 9'du Ozan. Caner'e bakıyoruz. Valencia. Şey nerede? O çocuk nerede bizim? Onu da görmek istiyorum. Bursa'dan aldığımız diğer kardeşimiz vardı ya. Neredeydi o? Batuhan Kör. Burak Kapacak asistlerde olduğu için yokmuş arkadaşlar. O yüzden göremiyormuşuz. Şöyle bakalım. Burak Kapacak da 5 asist yapmış. Gol atamamış ne yazık ki. Böyle bir sezon geçirmişiz. Peki şeye bakmadık. Kim kaç overall birden yükseltmiş arkadaşlar. Ona bakmadık. Harun Tekin aynı kalmış. Altay 5 overall birden yükseltmiş. Caner Erkin aynı kalmış. Rico Henry 2 overall yükseltmiş. Serdar Rıza aynı kalmış. Adile Salay 5 overall birden yükseltmiş. Zanka Tisserand 3 yükseltmiş. 28 yaşında. Gürkan bunlar genç oyuncularımız bunlar çok önemli değil. Murat Sağlam bizde değildi bu kiralıktı galiba. Geri mi gelmiş? Yok bizdeymiş. Gökhan Gönül 6 oldu düştü zaten gidiyor kendisi. Nazım Zangare 2. Bunlar genç oyuncular. Oğuz Kağan Rize'deydi sanıyorum. Konya'daymış. 2 overall. Serhat Ahmet oldu bunlar şey değil. Ferdi 5 overall yükselmiş. 74'e gelmiş. Tiyam çok önemli değil. İrfan Can 5 overall birden. 81 harikasın. İsmail Yüksek 6 overall. Helal İsmail be. İrfan Can 25 yaşında 81. Bu 22 yaşında gelebilir yani yakalayabilir. Emre, Eyüpcan bunları arkadaşlar gönderirim. Çok oyuncumuz var çünkü. Ozan Tufan 6 overall yükselmiş. Aferin Ozan Tufan be. Helal olsun.
81'e gelmiş. Ozan Tufan, Mert Hakan 1 yükseltmiş. Pelkas 2, Mesut Özil 1 yükseltmiş 32 yaşında olmasına rağmen. Osa'yı 6 yükseltmiş. Çok iyisin Osa'yı, 78'e gelmişsin. Devam edelim, şöyle bir bakıyorum. Başka kim var? Burak Kabaçak 2 yükseltmiş. Boğdu, Mayrun Boğdu 3. Şöyle bir bakalım, Ener Valencia, Vedat Muriç 2 yükseltmiş. Enis Destanoğlu 1 yükseltmiş. Ve şu anda Batuhan Kör 1 yükseltmiş. Kemal Ademi falan çok önemli değil. Batuhan Kör 1 mi yükseltmiş? Daha fazla olabilirdi 19 yaşında. Ve Sörlot'ta 6 yükseltmiş, 82'ye gelmiş. Şimdi sevgili dostlarım, burada yeni sezonda şöyle bir şey yapacağız. Şu taktikle oynuyoruz ama Sörlot çok ağır kalıyor. Aynı zamanda Vedat da ağır kalıyor. Bu ikisini birden satıp böyle çok 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 etkili bir forvet almayı düşünüyorum. Yapmak istediğim şeyleri ne zaman, tabii ki bir sonraki bölümde hep beraber oturup sadece transfer bölümü olacak. Belki birkaç gün ara olabilir, o yüzden kusura bakmayın. Ve şu anda burası çok önemli. Şu anda Instagram'ımda, da vazgeçtim, Instagram adresime bir anket yapacaktım. Sörlot mu Vedat mı, hangisini satalım diye, ama bence ikisini birden satmak lazım. Çünkü uzun boylu oyuncularla oynamak benim için gerçekten zor. Biraz daha kısaya çevireceğim, ikisini birden satacağım. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Yeni bölüm belki birkaç gün sekebilir ama bomba gibi bir yeni bölüm gelecek. Çünkü transferler gelecek. Yepyeni takım kuracağız. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. O yüzden mutlaka yorum yazın arkadaşlar. Ama ne olur böyle şeyi olarak yazmayın. Nasıl anlatayım? İnanılmaz uzun bir liste yazmayın. Çünkü hepsine tek tek bakamıyorum. Gerçekten bilinmeyen, mesela Boğdu gibi. Yani bilinmeyen derken yeni çıkıyor yıldızı, yeni yükseliyor. Herkes almamış. Bütün YouTube'da video çekenler almamış. Fazla bilinmeyen, hızlı, bu tarz oyuncular varsa defans olabilir falan. Bunları mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Likesiz de çıkmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.